1. Mermer tozu. Ya. 2. Yumurta kabuğu. Öyle mi? 3. Pişmiş toprak. Allah Allah Allah. 4. İnşaat kumu. Bak sen. 5. Kereviz. Yaprağı ve pazı yaprağı. Vay canına. 6. Limonlu su. Ya. 7. Maden suyu. Allah Allah Allah. 8. Kireç. Yanmış kireç. Ne diyor bu? Şimdi arkadaşlar, elektrot nasıl hazırlanır? Malzemeleri saymıştık. Şimdi hazırlıyorum. Bir kovaya biraz su döküyoruz. Evet. Anlatmış olduğumuz harcı içerisine döküyoruz. Maden suyunu boşaltıyoruz. Limonu boşaltıyoruz, kabuklarıyla rendelenmiş. Tekrar bir parça yumurta kabuğumuz var, fazlalık, onları da koyuyoruz içerisine. Kereviz ve pazı yaprağı tuz bakımından zengin. Normal tuz kuşların böbreklerini çökertir, zarardır. Onun için inanmayın. Doğal olan kereviz ve pazı yaprağıdır. Ve bir de kireçimiz arkadaşlar. Bunu kümeslerin içine de vurabilirsiniz arkadaşlar. Kireç satan yerlerde yanmış kireç dediğiniz zaman bunu size verirler. Unutmayın. Yanmış kireç budur. Yani suda bekletilmiş, hazırlanmış halidir. Ben şimdi bunu elimle kıracağım size arkadaşlar. Bunu güzelce içine karışmasını sağlıyorsunuz. Bakınız arkadaşlar, ne ararsan içerisinde var. Şimdi diyeceksiniz ki bu ne işe yarayacak? Bunu arkadaşlar, suyunu biraz azaltabilirsiniz. Biraz sulu kaçtı bu. Ben size şimdi bunu biraz daha kurutacağım. Tuğla tozu koyacağım içerisine, kurutacağım. Ondan sonraki işlemi de göstereceğim size. Ne diyor bu? Evet arkadaşlar, şimdi biraz sulu kaçtığı için tekrar buna tuğla tozu ilave ediyoruz suyunu almak için. Tuğla tozu tuğlacılarda bulabilirsiniz arkadaşlar. 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 Elektrotumuzu hazırladık. Şimdi bunu geniş bir alana dökebilirsiniz. Biz bunu böyle göstermelik yapıyoruz size. Bakınız arkadaşlar. Bunu bu şekilde bırakıyorsunuz. Bu burada kuruyor. Bunun altına yerde muşamba koyarak da yapabilirsiniz. Benim gibi de kullanabilirsiniz. Bu şekilde bunu yayın. Bu sıcak havada 2 saat sonra bu taşlaşacaktır. Bunu alıyorsunuz. Komple ufaltıyorsunuz. Kum haline getiriyorsunuz. Sene boyu, bakınız sene boyu kalsiyum, mineral, elektrot dediğimiz tuzlar, yani doğal yoldan her şey bunun içerisinde arkadaşlar. Sene boyu böyle bir kova yaptığınız zaman tüm kuşlarınızın elektrotunu karşılarsınız. Arkadaşlar, faydalı bilgiler, doğru bilgiler. 3 kümeste 3 aşama sürekli söylüyorum. 1 doğru kümes, 2 doğru beslenme. Hastalık karşısında az gelir, doğru hastalık tespiti ve ilaç. Onun için lütfen kuşlarınızı doğal bakın. Parayla alınmış mallara yönelmeyin. Eskiler gibi kanalımı izleyin. Düt yaprağı nedir anlatıyorum, bunlar nedir anlatıyorum ve birçok daha video. Sizleri seviyorum. Tekrar görüşmek üzere yararlı bilgilerle. Allah'a emanet olun.